Yaşı 30 olmasına rağmen hala evlenemeyen bir kız vardı. Çünkü zengin babası istemeye gelenlerin servet avcısı olduklarını düşünerek bütün teklifleri reddediyordu. Kız babasının evinden kaçmaya ve internetten tanıştığı bir adamla evlenmeye karar verdi. Çünkü babasının kabul edeceği birinin geleceği ümidi kalmamıştı. Durumdan haberdar olan bir arkadaşı Allah'ın bundan hoşnut olmayacağını, namaz ve duayla Allah'tan yardım istemesini, böylece Allah'ın onun dileğini gerçekleştireceğini söyledi. Ayrıca ona şu hadisi hatırlattı. Kim Allah için bir şeyi terk ederse Allah da ona ondan daha hayırlı bir şeyi nasip eder. Kız çok ağlıyor, aynı zamanda da Allah'ın kendisine hayırlı bir eş vermesi için bol bol dua ediyordu. Ama dileği hala gerçekleşmemişti. Arkadaşına bu durumu arz edince arkadaşı gülümseyerek ibadeti Allah için değil evlilik için ettiğini, halbuki ibadetin ihlasla sadece bir olan Allah için yapılması gerektiğini, böylece Allah'ın da onun kalbini imanla dolduracağını söyledi. Kız arkadaşının tavsiyesiyle hareket etti ve ibadetini ihlaslı yaptı. Bir ay sonra sevdiği adam onu istemeye geldi. Babası bu sefer herkesin şaşkın bakışları altında evliliğe onay verdi. Baba bununla da yetinmeyip evliliğin bütün masraflarını da karşılayacağını söyledi. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ